Arada arkadaşlarım sizlerden gelen soruları topladılar. Değerli konuşmacılara ilettiler. Şu anda internetten soruları alıyoruz. Ben çok fazla uzatmayacağım. Doğrudan soruların sorulduğu arkadaşlarıma söz verip soruları cevaplandırmalarını rica edeceğim. Daha sonra kapanıştan önce bir toparlama yapıp bugünkü seminerimizi tamamlayacağım. Kim söz ister? Nasıl olursunuz hocam, isterseniz ben başlayayım. Ya da hoca başlasın, nasıl istersiniz? İlk sözü şeye verip. Nasıl istersiniz? Sen hazırsan sana vereyim. Olayım, peki efendim, o zaman arkadaşlarımla bu arada konuşuyorum. İlk kim başlamak ister diye. Konuşma sırasıyla, seminerde ilk bölümde yapılan konuşma sırasıyla ben ilk sözü soruları cevaplandırmak üzere doçent doktor Volkan Demir hocama vermek istiyorum. Sorular var kendilerinde. Hocam buyurun, söz sizin. Çok mersi hocam. Teşekkür ederim hocam. Soruları okuyarak bir şey yapayım kısa kısa, değil mi? Evet, bence de. İsmini yazmamış bir meslektaşımız. Aktifinde kayıtlı bir binek otomobil var. Bu otomobilin itfaiye süreleri tamamlandı. Ancak aracı kullanmaya devam ediyoruz. Aracı sattığımız zaman da bir gelir elde edeceğiz ilerleyen yıllarda diyor. Sorum şu olacak. Buna göre TFRS'de bir düzeltme yapacak mıyız? Yani iz değeriyle izliyormuş meslektaş. Halbuki araba şu anda piyasa değeri farklı. Şimdi buna göre yapacağınız şey şu. Birkaç şey yapabilirsiniz. Ya düzeltmeleri yaparken muhasebe tahminindeki değişiklik etkisiyle tekrar bunu değerlendirirsiniz. İtfaiye olmaması gerektiğini. Veya bir yeniden değerleme de yapabilirsiniz. Bir şey yapmasanız da olur. Çünkü şöyle bir şey var. UFRS finansal tabloları gerçeği göstermek zorundadır falan diyorlar. Öyle bir şey yok. UFRS arkadaşlarımın ve hocamın dediği gibi bir muhasebedir. Gerçeği gösterme misyonu yoktur. Ama bence muhasebe tahmin etkisi 8 nolu standarda göre düzeltip şu anda tekrar bir de maliyetlerini gözden geçirip tekrar ele almanızda fayda var. İkincisi, tedarikçi firmadan mal almaktayız. Peşin 1000 lira 10 ay vadeli. 1000 lira fiyatla almaktayız. 10 ay vadeli de 1000 lira almaktayız diyor. Bu durumda nasıl yapmalıyız? Şimdi bu çok sıklıkla karşılaştığımız sorun. Konumuz değil ama KOBİ TFRS olsaydı bu konuya farklı bakıyordu. Ama tam sette şöyle bir şey yok. Hani Türkiye'de uygulamalar vardı da bizi reklamlarla alıştırdılar. Peşin fiyatına taksitle ya da ne bileyim peşin fiyatına vadeli. Böyle bir şey yoktur. Yani finansta böyle bir şey de yoktur. Dolayısıyla UFRS diyor ki bu 1000 lirayı sen 10 ay vadeli satan sana peşin fiyatı sattım desen bile yeme diyor. Bunun içinde vade farkı vardır diyor. Etkin faiz oranıyla bu vade farkını ayıklamak gerekiyor. Yani aranızda 1000 lirayı 10 ay vadeli vadesiz bankaya koymayı düşünen ya da koyan arkadaş var mı bilmiyorum. Dolayısıyla UFRS'e böyle bakıyor. Bir başkası TFRS'ye göre düzenlenen bilanço yeniliğinin açılış fişi olacak mı? Bir kere 64. maddede fişmiş kalktı. Yani defterleri intikal ettirmeyecek. Ali Bey'in dediği şey vardı, hani isterseniz muhasebe kaydını yaparsınız sonra iptal edersiniz. Dediği doğru ama onu o biraz daha şey baktı, sistemsel baktı. Yani ERP kullanan firmalar varsa buna fiş üretip sonra da iptal ediyorlar. Bu da bir yöntem ama büro mantığında düşündüğünüzde bir kayıt yapma mantığınız, mecburiyetiniz yok. Tutarsam ne olur hocam? Efendim? Tutarsam ne olur? Defteri mi? Evet. Tutarsanız bana göre hiçbir şey olmaz ama orası ayrı bir tartışma. Bana göre hiçbir şey olmaz. Bunun denetimlerinde ne olacak ona bağlı tabii. Bana göre hiçbir şey olmaz. Yani yasal olarak. Çünkü geçmişte maliyede üst düzey, şu anda üstünün görevini söylemeyeyim. Bürokratın bana dediği şu ya şu. Beyannamenin arkasına SPK raporunu da verseniz, matrağınız doğru olsun, vergiyi doğru ödeyin, benim için sorun yok demiştir. Bunu söyleyeyim. Yani doğrusu bu. İlgili kamu otoriteleri kontrol noktasında TFRS'yi ne kadar hatırlar? Hazırlar. Düzenlenen mali tablonun denetimini kim nasıl yapacak? Şimdi hani bizim haddimiz değil kamu otoritesi hazır mı değil mi ama hazırlanıyorlar. Size tavsiyem naçizane, Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan denetleme yönetmeliği miydi? Tebliğ miydi? Yönetmeliği unuttum. Onu okumanız. Okuduğunuzda tüyleriniz diken diken olur. Bu zamana kadar vergisi kanuna göre denetime açık ve ondan korkuyorduk ya. En çok korkmanız gereken şey o. Çünkü ilgili denetçi gelip
sizden defter, belge, TFRS nasıl hazırladınız bunları isteyebilir. Ve şu hakkı da var. Sizin mal aldınız, mal sattınız, para alıp para verdiğiniz iştiraklerle ilgili belgeleri de isteyebilir sizin üzerinizde. Dolayısıyla denetçilerin yetkisi çok açık. Bu uygulamaların mükelleflere, işletmelere izahı noktasında kamu kurumlarının meslek mensubunun yanında ne kadar yer alacak? Kişisel düşüncelerinizi paylaşır mısınız? Sabaha kadar paylaşırım da yani burası yeri değil. Çık doğru da olmaz canlı yayında çünkü. Profesör olamam sonra. Son tablolardaki ilk geçiş bilançosu 1-1-2012 tarihli mi olacak yoksa 1-1-2013 tarihli mi olacak? Yani yasala göre hazırlanan 31-12-2000 tarihli bilanço mu olmalı? Bana sorarsanız evet de. Yani bunu şu anda kimse istemeyeceğine göre 31-12-2013'ten sonra da hazırlasanız 31-12-2012 olabilir. Ama bununla ilgili açıklama bekliyoruz. Zaten izah bu. Yeni TTK 376. madde borca batıklığı sormuşlar. Uygulaması hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Şimdi biraz önce arkadaşlarım da tartıştım bunu. Hayatımıza yeni kavramlar girdi. Tabii hayatımıza giren kavram aslında SPK uygulamasında yeri var. Biliyorsunuz borca batıklığı tanımlarken karların öz kaynağın yitirilmesinden bahsediyor. Ve serbest yedeklerle bunların karşılanabilmesinden, ortakların avans alma istisnası olarak da. Dolayısıyla serbest yedeğin ne olduğunun tanımının gelmesi gerekiyor bir kere. Yani geçmiş yıl karları vesaire midir? Ama benzer hani karşılaştırma yaparsak SPK bunu yıllar önce ele aldı. SPK'da kardan kısıtlanmış yedek kavramı bunu aslında biraz açıklıyor. Dolayısıyla oraya referans vermekte fayda var. 2013 yılında işletme defteri tutulacak mı? Valla TTK'da işletme defteri yok. Unutulmuş mudur? Yazılmamış mıdır? Yani bunu benim yorum yapacak düzeyim de yok, şeyim de yok. Ama defterler biliyorsunuz biz vergiye göre tutuyoruz. Ben bazen şey de yapıyorum, hayıflanıyor bazı arkadaşlar. Ya yeni TTK'da çok şey kaçırdık. Evet yeni TTK çok önemli, eğitimi almak zorundasınız da. Ben herkese soruyorum, eski TTK'nın eğitimini aldınız mı siz? De yenisininkini alıyorsunuz. Hani dolayısıyla yeni TTK güzel bir şey, işletmeleri çok etkiliyor. Ama emin olun bunlarla ilgili birçok şey ileride yargı kararı götürür. Ve bir 10 sene 15 sene sonra Yargıtay kararları oluşunca bu şey olur, ayağı yere basar. Dolayısıyla işleme defteri tutulacak mı sorusunun cevabı açıkçası Maliye Bakanlığı'na cevap vereceği bir sorudur. Hani bence tutulması gerekir. Arada konuştuk, serbest meslekte o zaman kalkması gerekiyor öyle değil mi? Serbest meslek defterinde kalkması gerekiyor vesaire. Bence tutulacak ama bununla ilgili açıklamayı maliyenin yapması gerekiyor. Belki de bizi izliyorlar, hani onlar da not alıyorlardır, yaparız yapmayalım değil mi? KOBİ'ler için bağımsız denetim zorunluluğu kaldırına göre AŞ Genel Kurulu'nun denetim nasıl olacak? Vallahi olmayacak, denetimsizlik olacak. Söyledikleri o. Ama ütopik yani amaç da şu, ütopik diyorum çünkü Türkiye'de gündem her gün çok sıklıkla değişiyor. Birkaç sene bütün şirketler TFRS yapmaya alışsın, denetimi biz aşağı kadar indireceğiz dendi. Dolayısıyla nasıl olacak? Şu anda denetim mecburiyeti yok. Yani finansal tablolarınızı, TFRS finansal tablolarınızı ortaklar genel kurullarda ibra edecekler. Bir murakıplıkla kalktığına göre. TFRS uygulanacak ise ilk defa hangi yılın genel kurulunda buna göre hazırlanan tablolar genel kuruluna sunulacak? Valla 1-1-2013'ten itibaren uygulanacağına göre bana sorarsanız 2013'ü ibra eden finansal tablolar olması gerekiyor. Bana sorarsanız. Değil mi? Kanundaki hüküm de bu. Daha doğrusu 2014 Mart'tı değil mi? Mart'a çekilmişti genel kurullar. 3'e. Mart'ın sonuna kadar 2014 Mart'ın sonuna kadar 2013 genel kurulunu yapacaksınız. Nasıl yapacaksınız? Allah kolaylık versin. Çünkü 3 ay içerisinde finansal tablonun hazırlanması falan sıkıntı. 2 ay içinde faaliyet raporu. 2 ay içinde. Şubat sonuna kadar da faaliyet raporu hazırlayacaksınız. Siz yapacaksınız tabii bunları. İşte efendim? Yönetim, evet defterlerin tutulması da biliyor musunuz yasal olarak yönetim kurulunun görevi. Onu da siz yapıyorsunuz. Efendim? SPK farklı yatırımcı için ama sebebi, niye eleştirdiğimi söylüyorum. İlk halinde Haziran sonuydu biliyorsunuz. TTK'nın ilk halinde geri çektiler genel kurulları. Ya piyasada bu raporları kullanacak olanların hoşuna gitti ama hazırlayacak olanların çok hoşuna gitmedi. Mart bir de vergi dönemi ya. Bilançoda kayıtlı gayrimenkulün yatırım maksatı ile yapılan gayrimenkul olarak değişmesini gayrimenkul kazancı istisnası açısından değerlendi. Vallahi vergi konusu. Ben hiç anlamam bu işlerden. Vergi bu. UFRS konusu değil. Volkan Demir. Kayıt dışı ekonominin hakim olduğu diye kitap yazmış. Kayıt dışı ekonominin
hakim olduğu ülkemizde devletin KİL'ye almadığı, vergi beklentisi olmadığı bu TFRS uygulamasına kime karşı sorumluyuz? TFRS bağımsız denetimle bağlantısı olacak mı? Ticari yaşamdaki özün önceliği ve prensipler yorumlaması kültür seviyesi eşit olmayan, bilgi ve kültür seviyesi eşit olmayan kimlere anlatabileceğiz? Soru sormuş arkadaşımız. TFRS sermaye şirketi olmayan birinci sınıf işletmeler hasılat kapasitesi ne olursa uygulayacak mı? Şimdi burada şöyle bir şey var. Benim kanundan anladığım, TFRS'nin önceliği bağımsız denetimde sermaye şirketleri. Ancak defter tutmak TFRS ile olsaydı o zaman kamu gözetim kurulunun yetkisi vardı. Şimdi yetkisi var. Belki bununla ilgili maliye ile beraber kullanacak yetkisini ama gelir vergisi mükellefi o birinci sınıf bilanço esasına göre dediğimiz kişilerde şu an için TFRS olacak mı olmayacak mı çok muallakta bir konu. Bana sorarsanız olmasını gerektirecek. Şimdi sermaye yok ki. Nedir sermaye? Öyle değil mi? Aktif, şahsa kayıtlı her şey aktif olabiliyor. Dolayısıyla bu hani biraz şeyin UFRS'nin de amacına ters ki. Ya UFRS gidip de bir bakkalla çakkalla uğraşacak bir şey değil. Standart değil. Medeni Cemal Bey diyor hocam size medeni kanundan bahsetmişler. Ben sorumu cevaplayayım ama ilk önce müsaade ederseniz. Şimdi kayıt dışı vesaire TFRS kültür seviyesi kimlere anlatabileceğiz? Valla aynı fikirdeyim bazı şirketlerde. Adem Bey sormuş bir soruyu ama yani baştan söyleyeyim TFRS ihtiyaç meselesi. Dünyanın gidişatı buraya doğru. Ve dolayısıyla yarın öbür gün bütün dünya TFRS'den bahsedecek. Ve biliyorsunuz mütekabiliyet çıktı. Yarın öbür gün Romanya'daki meslektaş gelip Türkiye'de mali müşavirlik yapabilecek. Tabii mütekabiliyet çıktı. Sadece nasıl olacağı belli değil şu anda. Bu zaten gidişat bu. 94'ten beri Dünya Ticaret Örgütü'nün çalıştığı konuydu bu. Örgüt zamanında. Mütekabiliyetle beraber valla Roman bir meslektaşınız elinizden defterleri alabilir. Hani şimdi haksız rekabete dua bile edebilirsiniz. En azından Türk alıyor diyorsunuz şimdi. Öbür Roman ya da başka bir meslekçiden alabilir. Dolayısıyla bu TFRS'e bir ihtiyaç. Bunu lütfen hiç unutmayın. Şimdi hocama veriyorum. Buyurun hocam. Üçüncü şey. Medeni kanunlar. Ona bakalım da. Şimdi Volkan Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Tabii belirsizlikler var. Çok net olarak. 88. maddeyle 6102 sayılı kanun 88. maddesinde 6335 sayılı kanunla yapılan değişiklikte de finansal raporlama konusunda kamu gözetimi muhasebe denetim standartları kurulu önemli bir yetkiye sahip. Bu yetkilerini henüz kullanmış değil. Sayın Başkan Seyit Ahmet Baş'ın bizim çeşitli yerlerde yaptığı toplantılarda dinlediğimiz, anladığımız kadarıyla biz açıklama yapacağız dediler. Ekim ayının sonuna kadar bunları açıklayacağız dediler. Bugün yarın herhalde çok büyük bir ihtimalle açıklanacak. Dolayısıyla bugün kafalarımızda olan birçok soru da bu açıklamalarla birlikte cevabını bulmuş olacak. Yani burada arkadaşlarıma da şey olsun diye, yönlendirme olsun diye kafalarda benim gördüğüm en belirgin soru, biz bu finansal raporlama, muhasebe defteri, finansal raporlama işinin altından nasıl kalkacağız? Bugün sunumlarda da gördük. Efendim eğer bunu defterde tutmazsanız, defterde tutalım tutmayalım bu bir tercih meselesi. Ben tekrar ediyorum, benim şahsi görüşüm TFRS'lerin KOBİ ve TAMSET'in muhasebe defterlerinde tutulmasının son derece yararlı olacağı. Bunu yapan Türkiye'de bugün şirketler var. Kim var? Bankalar var. Kim var? Sigorta şirketleri var. Faktoring şirketleri var. Leasing şirketleri var. Bunlar yapıyorlar. Bunlar şu anda yasal defterlerini finansal raporlama standartlarına göre tutuyorlar. Tutuyorlar. Yabancı şirketler var tutanlar. Bildiklerimiz. Belki şöyle bir soru aklıma geliyor. Biraz önce arkadaşlarımla da paylaştım. Efendim kamu gözetimi tutmayın dedi. Ben tutuyorum kardeşim. Yasal defterimi finansal raporlama standardına göre tuttum. Ne olacak? Yaptırımı ne bunun? Ben bu soruyu da soruyorum ve merak ediyorum. Bunun cevabını. Yani belki tartışmamız gereken sorulardan biri bu. Bakın tekrar ediyorum. Kamu gözetim kurumu dedi ki vergiye göre tut. Tamam yasa diyor ki vergiye göre tutmadım. Neye göre tutuyorum? Finansal raporlama standartlarına göre tutuyorum. Tutuyorum. Bankalar tutuyor, sigorta şirketleri tutuyor, faktoring, leasing tutuyor. Ben de tutuyorum. Kimim ben? Banka, finansal şirket değilim, finans alanında değilim. Üretim işletmesiyim, ticaret tuttum. Ne olacak?
Niye tutuyorsun? Çok pratik de onun için tutuyorum. Öbür türlü bakın efendim 2000 geçişi yapacağız. Ne zaman? 2012'de bir defa TFRS1'i uygulayacağız. İlk geçişi yapacağız. 2012, 31-12-2012'ye karşılaştırma için bir önceki döneme döneceğiz. Sonra gideceğiz 2013'te düzeltmeler yapacağız. 31-12-2013 mali tablosunu hazırlarken hem 31-12-2012'nin ve öncesinin düzeltmelerini taşıyacağız. Hem 2013'ü taşıyacağız. Nereye? Yasal defterlere değil. Nereye? Dışarıda. Şu anda SPK şirketleri bunu yapıyor. Şu anda SPK şirketleri, SPK diyor ki yasal defterlere bu düzeltmeleri almayın. İkili uygulama diyoruz buna. İkili uygulama şu. Bir, yasal defterlere göre mali tablo düzenliyorsunuz. Vergi idaresine veriyorsunuz, vergi idarenize veriyorsunuz. İki, SPK diyor ki git dışarıdan düzeltmeler yap. Yani standarttan istediği düzeltmeleri dışarıdan yap. Önceki yılları taşı, bu yılları yap. Artı eksi sınıflandırma ne gerekiyorsa yap. Bana ayrıca bir finansal rapor ver. Burada da bir düzeltme defteri tut diyor. Yani TFRS'lerin düzeltmelerinin ele alındığı bir defter tut diyor. Bir yasal defter var, bir o var. Bir vergi dairesine verdiğim mali tablo var. Bir SPK'ya verdiğim mali tablo var. Şimdi TTK'da denetime tabi olacak ve belli büyüklükteki işletmeler için TFRS ya da bütün için uygulanacak. Bunlar için ben ne yapacağım? SPK'ya benzer ikili uygulama yapacağım. Ya bu ciddi sorun, ciddi sıkıntı yaratacak bir konu. Şey olsun diye, bir açılım olsun diye söylüyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Efendim, arada da arkadaşlar sorular sordu. İşte diyelim ki ben bir maddi duran varlığı 6 yılda amorti ettim. Vergi usul kanunu bana diyor ki 6 yılda amorti et. 6 yılda amorti ettim ama onun ekonomik ömrü 10 yıl. Neden 10 yılda amorti edeyim? 6 yılda amorti etmek varken. Benim burada bir avantajım var. Vergisel bir avantajım var. Bunu niye 10 yıla yayayım? Bakın temel şey şu. Temel kriter şu. Finansal raporlama standartlarına göre rapor hazırlarsanız ödeyeceğiniz vergiye bir kuruş etkisi yok. Tekrar ediyorum. Finansal raporlama standartları uygulamasının sizin vergi idaresinin istediği bana ödeyin, bu esaslara göre hesaplayın ödeyin dediği vergiye bir kuruş artı ya da eksi etkisi yok. Peki niye bu kadar uğraşıyoruz? Yani biraz önce sunumlarda da izledik, gördük. Efendim biz mümkün olduğunca gerçeğe yaklaşıyoruz. Evet bu bir muhasebe ama maliyet muhasebesinde de öyle değil midir? Hiçbir zaman %100 gerçek maliyete ulaşamazsınız. Ama ona en yakın olana ulaşmanız lazım. Uluslararası görüşmelerde ya da sizin bugün bunu yapan şirketler var. Türkiye'de iş yapmak istiyor. Türkiye'de iş yapmak istediği işletmenin kredibilitesini ölçtürtüyor. Riskini ölçtürtüyor. Çeki geri dönüyor mu? Efendim? Bankaya ne kadar kredi borcu var? Vergi dairesiyle ilişkileri nasıl? Bunlarla ilgili çalışan, rapor veren şirketler var Türkiye'de. Finansal raporlama standartları şirketin genel durumunu, varlık, kaynak, satış maliyet, kar zarar durumunu, nakit akışlarını, öz sermaye ve bunların dışında burada yer almayan birçok konuyu gerçeğe en yakın bir şekilde açıklamayı hedef alıyor. Bunun için yapmak lazım. Vergi, tekrar ediyorum, bir kuruş etkisi yok. Uygulama çok zor değil. İyi bir sistem yazılımıyla çok rahatlıkla yapılabilir. Ben bunları söyledikten sonra sadece biraz açalım, konuları da açalım diye sözü İkinci sırada konuşmasını yapan Sayın Ali Çiçekli Beyefendi'ye veriyorum. Buyurun Ali Bey, söz sizin. Tamam. Çok teşekkürler hocam. Şimdi ben de Sayın Hocam'ın söylediklerinin noktalardan bir tanesini altını çizerek soruları yanıtlamaya başlıyorum. Vergi muhasebesi ayrı bir şeydir. Şirketin faaliyetlerinin sonuçlarını doğru bir biçimde finansal tablolara yansıtmak üzere uluslararası finansal raporlama standartlarına finansal tablo üretmek farklı bir şeydir. Vergi politik bir araçtır. Geliri nasıl dağıttığınızla ilgili bir şeydir.
Finansal kadro düzenleme, muhasebe çok daha geniş bir konsept. Dolayısıyla vergi bazlı düşünmemek gerektiğini bir kere daha altını çizmek istiyorum başlamadan önce. Şimdi sırayla gidelim. Bağımsız denetime tabi olacak firmalar için asgari ciro vs tahmininiz nedir? Şimdi tahminden öte belki dikkatinizi çekmiş olabilir. Bakanlar Kurulu taslak olarak bir kararname yayımladı. Burada diyor ki şirketleri ikiye ayırıyor. Birinci liste ve ikinci liste diyor. Birinci liste şu anda mevcutta zaten bağımsız denetimin kapsamında olan şirketleri özetliyor. Halka açık şirketler, finans kuruluşları, leasing kuruluşları, döviz büroları gibi eklemeler var. İşte devlet kurumlarının ortak olduğu bir takım aşilerin bağımsız denetimi gibi ek bir takım maddeler olmasına rağmen birinci liste şu anda mevcudu koruyor. Halka açık şirketler, BDDK şirketleri, EPDK şirketleri ve bir regülasyon sonucunda bağımsız denetime zaten tabi olan şirketler. İkinci liste diyor bu taslak kararda, aktif toplamı 150 milyon, ciro 200 milyon, çalışan sayısı 500 milyon olarak 3 tane kriter saymış. Bu 3 kriterden 2 tanesini 2 yıl üst üste sağlayan firmalar 1-1-2014 yılından itibaren bağımsız, zorunlu bağımsız denetimin kapsamı içerisindedir diyor bu taslak. Bakanlar Kurulu kararı. Şimdi ne zaman kronometreye basıyoruz eğer bu şekilde çıkarsa bu karar? 2012 yılında bakacağız. Bu 3 kriterden 2 tanesini sağlıyor muyuz? 2013 yılında bakacağız. Bu 3 kriterden 2 tanesini sağlıyor. 2 yıl üstüne sağlarsak o zaman 2014 yılını denetleteceğiz. Yani 31-12-2014 ile biten yılı 2015 yılında denetleteceğiz. Buradaki bağımsız denetimi kimin tabi olacağı ile ilgili olan mevcut durum bu. Tahminden öte bu taslakta bu şekilde geçiyor. Soru 2. Sektör ortalaması 120 gün olduğu varsayılırsa, benim şirketimde 120 gün vadeli mal satarsa faiz ayrıştırması yapılacak mı? Ya da 120 gün değil de 150 gün vadeyle satarsam o zaman 30 gün miskonto yapılacak diye. İyi bir soru. Şimdi eğer peşin fiyatıyla vadeli fiyatı arasında bir fark yoksa o zaman iskonto işlemi bir faiz ayrıştırması yapmaya gerek yok. Bu soruda diyor ki normal vade 120 gün, hani 0 gün ile 120 gün arasında bir vade farkı işletmiyoruz deniyor. Peki 150 gün satarsam ne olur? Evet, o zaman 30 gün vade uygulamak lazım. 30 gün iskonto etmek lazım. Yalnız şimdi bu kitapta bu şekilde söylüyor. Bizim de firma olarak, bağımsız denetim firması olarak yaklaşımımız 120 gün vade tanıdığınız zaman bunun içinde bir faiz elementi yoktur demek çok zor. Mutlaka bunun içinde bir faiz elementi vardır diye düşünüyoruz ve genelde iskonto etmeye teşvik ediyoruz şirketleri. Yani şu anda böyle bir ekonomik konjonktür içerisinde 120 gün vadeyle satış yapıp o finansman maliyetini hiçbir şirketin katlanmayacağını peşin sattığı zaman da orada mutlaka bir faiz elementi olması gerektiğini söylüyoruz. Ancak teori diyor ki peşin fiyatı ile vadeli fiyat arasında fark olduğu zaman bunu iskonto et. Yani ben işte 120 gün vadeyle çalışıyor bu piyasa. Gerçekten de işinde işte peşin fiyatı da aynı, vadeli fiyat da aynı dediğimiz zaman teorik olarak bir iskonto yapmaya gerek yok. Tabi bunun içinde bir faiz elementi olabilir mi olamaz mı dediğiniz zaman bizim görüşümüz açısı mutlaka bir faiz elementi vardır şeklinde. Ve iskonto edilmesi yönünde, sıfır güne iskonto edilmesi yönünde teşvik ediyoruz. Şimdi soru 3. Farklı faydalı ömürlere sahip parçalardan oluşan bir sabit kıymet alındığında yapılması gereken bir değerleme işleminden bahsedebilir misiniz? Örneğin alınan bir uçağın gövdesinin 10 yıl, motorunun 5 yıl faydalı ömre sahip olması durumu. Şimdi eğer bu soruyu soran Yiğit Bey'e teşekkür ediyorum. Eğer UMS 16'yı okumadan böyle bir soru sorduysa benim konuşmamda aslında özün önceliği kavramına göre hareket ediyor zaten. Evet, UMS 16'da bahsedilen komponentleri, sabit kıymetleri komponentlerine ayırma standardından bahsediyor. Ve evet, bunun olanağı var. Zorunlu mu? Değil. Şimdi efendim uçak örneğini verdik. Biraz daha soruyu açmaya çalışayım. Uçağın gövdesi 30 yılda kullanıyorken motoru 5 yılda bir değişiyor. O zaman uçağın motoruyla gövdesini farklı amortisman sürelerine tabi tutabilir miyim? Evet, tutabilirim. Yapabilirim. Ancak uygulamaya geldiğiniz zaman çok zor bir uygulama. Uçağın maliyeti nedir? İşte gövdenin maliyeti nedir? Bunları ayrıştırmak son derece zorlaşıyor. Bilanço esasına göre defter tutan şahısların TFRS tabi mi? Şimdi Volkan Hocam da vurguladı. Şimdi kanun 64. maddesi diyor ki her tacir diye başlıyor. Her sermaye şirketi diyor. Her tacir diyor TFRS'ye göre finansal tablo düzenler. Ancak bu 64. ve 88. maddelere baktığınız zaman kamu gözetimi kurumu şirketlerin faaliyetlerinin büyüklüğünü ve sektörlerini göz önüne alarak farklı muhasebe standartlarını uygulamaya yetkilidir diyor kanun aynı zamanda. Kamu gözetimi kurumu şu ana kadar sessiz. Muhasebe standartlarının hangisi
olacağı konusunda sessiz. Bağımsız denetçilerin yetkilendirilmesi konusunda yine bir takım taslaklar var ama yine sessiz. Dolayısıyla Volkan Hocam'ın bahsettiği gibi Kamu Gözetimi Kurumu'nun hangi şirketlerin TFRS'e göre finansal tablo düzenleyeceği, hangilerinin ise ne standarda göre finansal tablo düzenleyeceği açıklaması gerekiyor. Kanunun mevcut haline baktığınızda her tacir diyor ama Kamu Gözetimi Kurumu'nun açıklamalarını beklemek gerekiyor. Volkan Hocam'a katılıyorum. Tam burada bir şey daha. Buyurun efendim. Ya ben çok özür dilerim ama şimdi yeri gelmişken bu 660 sayılı kanun hükmünde kararname var. Bunun 5. bölümü çeşitli hükümler taşıyor ve diğer hükümler başlıklı madde 26 var. Değişmedi. 660 değişmedi biliyorsunuz. Bakın aynen okuyorum. Sadece dikkatlerinize sunuyorum. Madde 26 birinci fıkra. Kanuni defterlerin kurulca yayımlanan Türkiye muhasebe standartlarına uygun olarak tutulması ve finansal tabloların bu standartlara göre düzenlenmesi şarttır. Tekrar ediyorum. 660 madde 26. Kanuni defterlerin kurulca yayımlanan Türkiye muhasebe standartlarına uygun olarak tutulması ve finansal tabloların bu standartlara göre düzenlenmesi şarttır. Ancak 5018 sayılı kanun kapsamındaki idareler ile bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü bulunmayanlar bu kanun hükmünde kararname hükümlerine tabi değildir. Bir istisna getirmiş. İkinci fıkrayı okuyorum. Tamamını okuyayım, bir şey atlamayayım diye. Diyor ki kurul değişik işletme büyüklükleri, sektörler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için uluslararası muhasebe standartlarından farklı düzenlemeler yapmaya yetkilidir. Evet yetkilidir. Ama yukarıda ne diyor? Şarttır diyor. Sadece dikkatlerinize sundum. Teşekkür ederim. Hı. Buyurun. İsterseniz devam edelim. Sağ olun hocam vurgu yaptığınız nokta için. Fabrika binasının ekspertizini 2012 yılı bitmeden yaptırıp finansal tablo almam gerekli mi? Şimdi bu da iyi bir soru. Şimdi UMS 16'daki değerleme prensiplerinden iki tane değerleme prensibinden bahsediyor. Bir tanesi yeniden değerleme metodu, bir tanesi de maliyet metodu. Bu da seçimlik bir hak. Eğer biz yeniden değerleme metodunu seçersek o zaman bir ekspertiz çalışması yaparak raiç bedeli finansal tablolara almak ve değerleme farkını öz kaynaklara altında muhasebeleştirmemiz gerekiyor. Seçmezsek maliyet bedeliyle devam etmeyi seçersek o zaman böyle bir ekspertiz çalışmasına girmeye gerek yok. Uygulamada baktığımız zaman da genellikle binalar ve arazilerle ilgili bu raiç bedel metodu seçilirken makine ve demirbaşlarda bu hesaba girmeyen birçok firma var. Gerçekten hatları biraz karıştırıyor makine ekipman için yeniden değerleme metodunu seçmek. Dolayısıyla böyle bir şart yok. Devam edelim. Mevcut bağımsız denetim firmaları UFRS'e geçişte uzmanlaşmak adına yeni bir departman üzerinden çalışmayı düşünüyorlar mı? Ben şimdi kendi firmamla ilgili olarak bahsedeyim. Yanıt evet. UFRS'ye geçiş özellikle uluslararası finansal raporlama standartlarına geçiş bağımsız denetimden farklı olarak daha danışmanlık tarzı bir iştir. Terzi işi firmanın üzerinde yapılması gereken bir iş. Dolayısıyla biz bunu kendi içimizde farklı bir departman altında yapıyoruz. Evet burada UFRS'ye geçiş konuları ilgilenen ayrı bir ekibimiz var. Devam edelim. Eski şekle göre kanuni deftere kayıt yapılacak belgeler fatura irsaliye gibi belgeler iken TFRS'e göre muhasebe kayıtlarına geçecek belgeler hangileridir? Şimdi burada bir kere daha altını çizeyim. Biz şu anda vergi usul kanununa göre uygulamalarımızı devam ettireceğiz. Burada belge düzeni yine vergi usul kanununun belge düzeniyle aynı. UFRS'e göre finansal tablo düzenlerken ayrı bir belge düzenine falan ihtiyacımız yok. Hemen ben bir örnek vermeye çalışayım. Örneğin benim denetlediğim bir ilaç firması bu TFRS finansal UFRS kayıtlarını atıyor içeriye. Vergisini doğru vergi için bir mizan çekerken kendi hesap planının içerisinde bir U'lu U diye yanına bir U eklemiş UFRS kayıtlarını bahsetmek için. Bir geri kalan kayıtlar var. Diyor ki sisteme şu U'luları çıkart geri kalanını ver bana mizanını çekiyor. Ama bir bütünlük içerisinde Excel'lerin vesaire içerisinde kaybolmasan bir UFRS mizan çek dediğin zaman da bunu çekebiliyor. Dolayısıyla benim kişisel görüşüm bu TFRS kayıtlarını yasal defterlere kaydedip
versiyonu ters çevirdiğimiz ve herhangi bir vergi incelemesinde de yine bu UFRS fişini ters çevirdikten sonra verdiğimiz noktada hiçbir problemin karşılaşılmayacağı yönünde. Şimdi dolayısıyla belge düzeni anlamında biz yine vergi usul kanununun istediği belge düzenine uymamız gerekiyor. Devam edelim efendim. TFRS uygulaması yapılması için uygulamada karşılaşılan değerleme ve risklerle ilgili belgelendirme ekleri olarak YM kayıtlarının esas muhasebe fişine eklenmesi yasal olacak mı? Şimdi ben burada açıkçası bu soruya yanıt verdiğimi düşünüyorum. Biz bu UFRS kayıtlarını fişlerin altında gerekli olan belgeleri koyduğumuz zaman bunu ters çevirdiğimizde vergi matrağımızı doğru bir biçimde hesapladıktan sonra hiçbir problemle karşılaşmayacağımızı düşünüyorum. Soru 2. Finansal tabloların TFRS uygulaması ile düzeltilmesi halinde vergi avantajı sağlıyorsa VUK'a ters düşerek vergi ziyağı sorununa neden olmaz mı? Şimdi işte bir kere daha altını çizelim. Vergi hesabıyla TFRS finansal tablo hesabını bir ayıralım. Bunların ikisinden birbirinden farklı şeyler olduğunu bir ortaya koymak gerekiyor. TFRS'de karımız farklı çıkabilir. Vergi için yaptığımız hesaplama matrahı doğru bir biçimde hesapladığımız sürece bir sıkıntı olmayacağı görüşündeyim. Devam edelim. Düzeltmeler etkilemez yani. Ben... Aynen öyle hocam. Ben de sizin yorumunuza katılıyorum. Yap, işlet, devret modeli hidroelektrik yatırımı inşaat faaliyetine başladıktan bir sene sonunda HES karşıtlarının açtığı dava ile yürütülmesinin durdurulması kararı verilmiş. Mahkeme esasa ilişkin kararını ertesi yıl verecekse yapılan yatırım harcamasına karşılık ayrılacak mı? Çok güzel bir soru. Bunu incelemek lazım efendim. Bunu incelemek lazım ve peşinen bir yanıt vermek çok güç. Şimdi UMS 37 diyor ki geçmişte gerçekleşen bir olayın sonucuna ilişkin bir yorum yapıyorsan eğer bilanço tarihinde o zaman git bir karşılık ayır diyor. Şimdi burada akla gelen birçok soru var. Yürütmenin durdurulması kararı verilmiş. Mahkeme esasen kararını ertesi yıl verecekse. Şimdi mahkeme kararını vermiş mi? Buradaki avukatlar ne diyor? Yönetim nasıl değerlendiriyor? Yani bu konuyu ciddi bir biçimde irdelemek, ondan sonra bir yorum yapmakta fayda var. Bu kadar bilgiyle yanıt vermek son derece güç. Volkan hocamla Cemal hocama iki tane soru var. Hocam burada size bir soru var. Bir bakmak ister misiniz? Ondan sonra da Aslı Hanım'a birinci soru. Peki sizin bitti. Bitti efendim. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Bana demin de bir soru vardı, onu ben cevaplamadım. Önce ondan başlayayım. Volkan Hoca'dan bana gelen Medeni Kanunu bilmeden, Adem Demirtaş Bey soruyor. Medeni Kanunu bilmeden Borçlar Kanunu, Borçlar Kanunu bilmeden TTK'yı ve TTK'nın içinde yer almayan TFRS yasal mevzuatın neresindedir? Özellikle açıklamanızı rica ederim. TTK'nın içindedir bu. Tabii bütüncül bir yaklaşımla baktığınız zaman bilmeniz lazım. Hem medeni kanunu bilmeniz, yani bir defa hukukta çok temel bir kural var. Siz bütün yasaları bilmek durumundasınız. Vatandaş olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Bugün bir ceza hukuku profesörü kadar sizin ceza hukukunu bildiğiniz kabul edilir. Hele bu mesleği yapıyorsanız, efendim medeni kanun, borçlar kanunu, TTK, vergi, bunları haydi haydi bilmeniz lazım. TFRS bu işin neresinde diye sorduğunuzda 88. madde, 64 ile başlayan envanter vesaire maddelere bakın. TTK'nın tam içinde. TTK'nın taşıyıcı kolonlarından birisidir bana göre. Finansal raporlama ve bağımsız denetim. Bunların hepsini bir kenara bıraktım. Birinci bölümde de konuştuk. Volkan Hoca dedi ki bugün belki öğrenmek için nazlanabilirsiniz ama bir 5 yıl sonra bunları öğrenmek zorunda kalacaksınız. Ali Çiçekli Beyefendi dediler ki efendim bu işin İngilizcesidir. Uluslararası var olmak istiyorsanız, aynı dili konuşmak istiyorsanız TFRS'yi bileceksiniz. Dolayısıyla mevzuatta olsun ya da olmasın, bana göre muhasebeciyim diyorsanız, ben bu mesleği yapıyorum diyorsanız bunları bilmek durumundasınız. Benim bu konudaki görüşüm bu. Alper Çay Bey, biraz önce Ali Bey'den gelen soru. Sayın Cemal İviş, UFRS'ye geçişte Volkan Hoca'nın öngörüsüne katılıyor musunuz? 31-12-2012 bilanço düzeltmesi
2012-2013 tam set finansal raporlama. Volkan hocam standartlar ne diyor onu söyledi. Dolayısıyla ona katılmamak mümkün değil. Ama hocam yine bir şeyi belirtti. İşte kamu gözetim kurulu biraz önce 26. maddede de 660 sayılı kanun 26. maddesinde de belirttim. Yetkisi var. O yetkisini nasıl kullanır onu hep beraber göreceğiz. Ama Volkan hocaya tabii ki katılıyorum. Ben sözü Aslı hocaya vereceğim. Sonra burada Volkan hocaya bir soru var. Onu da Volkan hocaya vereceğim. Bu arada salondan gelen soruları cevaplandırıyoruz. Bunlar bittikten sonra internetten gelen sorular var. Onları da cevaplandırıp oturumu kapatacağım. Aslı Hanım buyurun, söz sizin lütfen. Aslında bir iki tane soru benzer. Onun devamı niteliğinde, o yüzden onu öne aldım. Tüm sermaye şirketlerinde 2012 bilançosu TFRS'ye göre mi yapılacak? Anladığım kadarıyla bütün katılımcılardan benzer, yani ne zaman bunu yapmaya başlayacağız sorusu var. Biraz Volkan Hoca'nın da söylediği. Şimdi kanun diyor ki 1 Ocak 2013'ten itibaren geçerli mali tablolarla ilgili bu Türkiye muhasebe standartları. Dolayısıyla 31 Ocak 2013 mali tablolarını TMS'ye göre sunmak gerekiyor. Bu da daha önceki konuşmacıların da söylediği gibi en geç Mart ayına kadar da genel kurulda sunulması gerekiyor. 31 Ocak 2013 mali tablolarının TFRS ile uyumlu olması için bilançosunun, gelir tablosunun, nakit akım tablosunun, öz kaynak değişim tablosunun ve dipnotlarının olması lazım. Gelir tablosunun olması için de bir açılış bilançosunun olması gerekiyor. Dolayısıyla otomatik olarak aslında 31 Ocak 2012 açılış bilançosuna ihtiyaç var. Ya da 1 Ocak 2013 tarihli TMS ile uyumlu mali tablolara, bilançoya ihtiyaç var. Yani herhangi bir yerde yazıyor mu derseniz yazmıyor. Ama 2013 mali tabloları TMS ile uyumlu deniyorsa, olsun deniyorsa ve mali tablolarda bahsettiğim gibi bilanço, gelir tablosu, nakit akım, öz kaynak değişim tablosu ve dipnottan oluşuyorsa gelir tablosu için bizim bir açılış bilançosuna ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla bana göre 2012 bilançosu TFRS ile uyumlu olmak durumunda kalacak. Aksine bir şey söylenmezse. VUK aynen kalıp her sene sonu TFRS mi yapacağız? Evet, çünkü vergi usul kanunu değişmediği sürece, ki uyumlandırma projeleri var, çalışmalar devam ediyor halen. Belki sizler katılıyorsunuzdur veya daha fazla bilgi sahibisinizdir ama vergi usul kanununda bir takım çalışmalar var TFRS uyumlandırma yönünde. Ama hiçbir ülkede, Türkiye dahil muhtemelen, zaten aynı değil, amaçları da aynı değil. Dolayısıyla her zaman vergi usul kanunuyla Türkiye muhasebe standartları veya uluslararası finansal raporlama standartları arasında farklar olacak. Bir tanesi sonuçta vergiyi esas alırken, diğeri yöneticinin mali tabloları daha iyi, daha doğru göstermesine yönelik. Biz Türkiye olduğu için TFRS'yi uygulayacağız. UFRS'yi ne yapacağız? UFRS ile TFRS'yi aynı anlamda mı uygulayacağız? İkisi birbirinin aynı. UFRS, uluslararası finansal raporlama standartlarının kısaltılması. Bunların Türkçe tercümesi, birebir Türkçe tercümesi Türkiye Finansal Raporlama Standartları. Şu anda kamu gözetimi tarafından yayınlanıyor. Eskiden Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanıyordu. Tekrar Türkçelerin gözden geçirilmesi çalışmaları var. Komisyonlar devam ediyor. Çünkü İngilizceden Türkçe'ye çevirirken zaman zaman anlam kaybı olabiliyor. Ama onun dışında herhangi bir resmi sitede yayınlanan da hiçbir fark yok. Türkçe tercümeleridir. Onun dışında ben özetle 31 Ocak 2012'de neler yapacağız, 1 Ocak 2013'te neler yapacağız, bununla ilgili bir çalışma nereden bulabilirim diye katılımcılardan bir kişi sormuş. Standartlar maalesef bakıldığında Türkçeleri standartları anlatıyor. Uygulama örnekleri çok yok, haklısınız. Hele borç alacak muhasebe kayıtları hiç yok. Çünkü Türkiye muhasebe standartları veya bu uluslararası finansal raporlama standartları raporlamaya yönelik. Yani bir borç alacak mantığıyla işlemiyor. Ancak bu tip seminerlerdeki örneklerle veya denetim şirketlerinin bir takım kılavuzları var. Yani eminim ki Deloitte'un da var, bizim de var. Veya SMM odasının çalışmaları var. Ancak buradan edinilen bilgilerle olabilir. Seminere girerken dışarıda bir takım kitaplar gördüm ben. Yine borç alacak kayıtlarından bahsediyordu. Bunlar yardımcı olabilir. Aksi takdirde standartın içinde haklısınız. Prensiplerinden bahsediyor ama bir şüpheli alacak karşılığı veya kıdem tazminatı giderinin nasıl muhasebeleştirileceği yer almıyor. Yine aslında finansal tablonun hazırlanmasıyla ilgili yeni TTK işletme defterlerini kaldırdığına göre
kanunda işletme defterinden söz edilmediğinden 2013 yılı içinde bunlar birinci sınıf defter olarak tasdiği gerekmektedir değil mi? İşin açıkçası bununla ilgili bir açıklama yok. Biz de tam olarak bilmiyoruz. Bilmiyorum diğer katılımcıların bilgisi dahilinde mi? Ama bir açıklama getirilmedi bununla ilgili. Yani tasdiklenmesi gerekecek mi, gerekmeyecek mi? Yıl sonunda yapılacak düzeltmeler TFRS'ye uyumlu 3. aylık geçici vergi dönemlerinde gerekli midir, değil midir? Çok güzel bir soru. Ama bunun da cevabı işin kötüsü yok. Çünkü uygulamayla ilgili normalde 3. aylarda biz vergi dairesine vergi usul kanununa göre hazırlanmış esaslara baz alarak mali tablo sunuyoruz. TFRS ondan bağımsız genel kurulları aslında yıl sonunda genel kurullara sunmak amacıyla şu andaki gözüken. Dolayısıyla tahmin ediyorum geçici dönemlerde gerekmeyeceği yönünde. Ama bu tamamen benim şahsi kanaatim. Bilmiyorum diğer konuşmacıların belki başka fikri olabilir. Ben bir katkı yapabilir miyim? Tabii buyurun. Şimdi tabii şöyle yeni TTK verince finansal tablo dendiği zaman TFRS finansal tablodan bahsediyoruz. Yani yeni TTK, Kamu Gözetimi Kurumu aksine bir açıklama ve düzenleme yapmadığı sürece benim finansal tablo dendiğinde bankalarla olan ilişkilerimde olsun, kamuyla olan ilişkilerimde olsun her noktada finansal tablosu TFRS. Aslı Hanım çok önemli bir noktanın altını çiziyor. Üçüncü ayda Maliye Bakanlığı'na biz vergimizi beyan ederken buradaki finansal tablo seti ne olacak? Ha, mevcut duruma göre baktığınız zaman TTK'dan dur TFRS arkasına eklenmesi gereken finansal tablo seti diye yeni TTK'yı yorumladığım zaman düşünüyorum. Ancak vergi matrağına gelirken TFRS'deki ticari kardan vergi matrağına doğru bir biçimde gelmemiz gerekiyor. Ve dünyanın her yerinde de bu böyledir. Şirketin finansal tablosu tektir. Oradaki ticari kardan vergi matrağına gelirken düzeltmelerle gelirsiniz. Beyanname üzerinde düzeltirsiniz. Dolayısıyla bu anlamda da olması gereken uygulamanın bu olması gerektiğini. Şirketin finansal tablosunun tek TFRS'i oradan vergi matrağına gelirken bir uzlaştırma tablosuna gelmemiz gerektiğini. Kanunun da bunu desteklediğini düşünüyorum. Aksine bir uygulama açıklanmadığı sürece. Yani üçüncü aylarda bu durumda TFRS'e göre hazırlanmış, vergi usul kanununa göre mutabakatı yapılmış. Yani benim görüşüm aynen söylediğim gibi aslında. Bir benzeri aslında onun devamı bir soru. Arka arkaya biraz ilişkili olsun diye sıralamıştım. Ayırdığımız karşılığı vergi idaresi muhtemelen kabul etmeyecektir dediniz. Bu durumda vergi idaresi için şu an hazırlamakta olduğumuz şekilde bir de UFRS'e uygun olmak üzere iki ayrı mali tablo hazırlayacağız diyebilir miyiz? Eğer böyleyse bu konuda ileride birliktelik sağlanması için çalışmalar yapılması gerekmiyor mu? Şimdi aslında biraz Ali Bey'in sözünün devamı oldu. Tek mali tablo olması gereken o da bakıldığında Türkiye finansal raporlama standartları uyumlu mali tablo. Defter değil ama defterler sonuçta şu anda bu şekilde tutulmayacak. Eski mevzuatı gibi yani yasal mevzuatta vergi usul kanunu esaslı tutulacak ama mali tablolar TFRS'ye göre. Ama vergi usul kanunu dediğiniz gibi bir takım karşılıkları kabul etmiyor veya siz TFRS'ye göre gelir yazdığınızda gelir diye düşünmüyor veya gelir değildir dediğimizde o kendine göre gelir diye düşünüyor. Tabii ki sonuçta vergi usul mevzuatı farklı. O zaman ne olacak? Bizim ticari defter, ticari mali tablolarımız yani yıl sonunda TFRS'e uyumlu mali tablolarımıza ticari kar diyebiliriz. Oradan çıkan kara. Ticari kardan mali kara gelecek şekilde bir mutabakat çalışması yapacağız. Vergi hesabını yapabilmek için. Ticari kar Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyumlu bilançolarımızdan onunla uyumlu finansal tablolarımız diyecek. Mali karımızsa arada bir geçiş mutabakat olacak ticari kardan mali kara gelene kadar. Ondaysa örneğin biz kendi örneğimizde demiştik ki optik cihaz makinesi 10 yılda amorti edilmesi gerekiyor TFRS'ye göre. Ama vergi usul kanunu 6 yıl diyor. Dolayısıyla ben ticari karımda 10 yıl üzerinden hesaplamış olduğum amortisman giderini görürken vergi usul kanununa göre mali kâra gelebilmek için ona bir düzeltme yapacağım. Hayır 10 yıl değil amortisman giderim 6 yıl olması gerekiyor diye bir mutabakat çalışması yapacağım. Bu durumda hatırlarsanız en son örnekte bir ticari kârım vardı. Çok daha düşüktü TFRS'de. Vergi usul kanununa göre hesaplamış olduğunda ise çok daha yüksekti. Dolayısıyla ikisi arasında bir mutabakat çalışması gerekecek. Devam ediyorum.
Eylül 2012'de tasfiyeye giren AŞ'de uygulama nasıl olacaktır? TFRS'ler aslında tahakkuk esasına göredir. Mantığı işletmenin en az ömrünün bir yıl daha devam edeceği, yani işletmenin sürekli diye bir kavram vardır. O da en az bir yıl diye söylenmektedir. Dolayısıyla 2012 senesinin içinde tasfiyeye girecek bir şirketin TFRS uygulamaktan ziyade nakde döndürmüş olması gerekiyor. Yani bütün varlık ve yükümlülüklerin bilançodaki nakit değerlerinden taşıması gerekmekte. TFRS ile uyumlu olmaması gerekiyor. Tahakkuk esasına uygun olmadığı için. Anladığım kadarıyla tam netleşen bir şey yok. Aralık ayında mı her şey netleşecek? Örneğin hesap planı değişecek mi gibi bir serzeniş var aslında sorudan ziyade. Biz de inşallah, Volkan Bey inşallah dedi. Aslında taslak hesap planı vardı. Volkan Bey'in dediği gibi çalışmada aslında hepimiz bulunduk. Hem hesap planı hem de mali tablo formatları vardı o taslakta. İki tane taslakta ama kamu gözetimine devroldu. Bilmiyoruz sonra devamında. Defter tutmak gerekmediği için belki hesap planı askıya alınmış olabilir. TMS 39 nedir? Biraz herhalde bahsettiğimiz için örneklerde TMS 39 oldukça kalın bir bölümü standartların. Finansal araçlar diye ismi ya da finansal enstrümanlar diyebiliriz. Bütün finansal varlıkların ve yükümlülüklerin birinci sınıflamasından bahseder. Bir diğeri de ölçme prensiplerinden, finansal tablodan çıkarılma prensiplerinden bahseder. Ayrıca belli bir kısmında da riskten korunma muhasebesinden ve türev enstrümanlardan bahseder. Dolayısıyla türev enstrümanlar ya da forward swap hedge işlemleri gibi veya riskten korunma muhasebesi sık sık karşılaşacağınızı çok düşünmüyorum işin açıkçası. Büyük şirketlerin bazıları yaptığı için TMS 39 büyük bir standart olsa bile hepsi karşınıza çıkmayabilir ama ticari alacaklar, borçlar, krediler TMS 39'un konusudur. Bu vadeli alımlardan dolayı yani ya da vadeli borçlardan dolayı. O yüzden kendinizi çok uzakta hissetmeyin bu standarda. Özetle 31.2.2012 normal kapatacağız. 1.1.2013'te aynen devam edip 31.2.2013 sonunda mı sadece mizan düzeltmesi yapacağız? Şimdi defterleri vergi usul kanunu esaslı ya da yasal mevzuat esaslı tutmaya devam edeceğiz. Bu düzeltmeleri biraz Cemal Bey de söyledi. Şu anda halka açık şirketlerin yaptığı gibi dışarıdan takip edeceğiz düzeltmeleri veya sistemde takip edeceğiz. İkisi de olabilir. Ya Excel'lerde ya sistemde. Yıl sonunda mali tabloları UFRS'e uyumlu hale getireceğiz. Ertesi sene yine kanuni defterlerimizi bıraktığımız yerden açılış fişleriyle devam ettireceğimiz için TFRS düzeltmelerimiz boşlukta duruyor olacak. Yani bizim açılış fişleriyle yansımayacak defterlerimize. Dolayısıyla bizim aslında her sene biraz önce konuşmaya da bahsettiğim gibi aradan önce her sene o düzeltmeleri bizim taşıyor olmamız gerekiyor. Bir nevi TFRS açılış fişi şeklinde. Mizanda düzeltme yapmamız gerekiyor mu? Yeni bir TFRS mal tablo hazırlayabilmek için geçmiş sene vermiş olduğumuz TFRS düzeltmelerini taşımamız gerekiyor. Evet. Dava safhasındaki karşılık giderleri hariç olmak üzere ayrılan karşılık giderleri KKYG midir? Dava safhası haricinde bizim örneğimizde olduğu gibi ticari alacaklarımızı şirket yönetimi kendisi karar vermişti. Demişti ki ben bazı alacaklarımı işte A müşterisinden tahsil edemeyeceğimi düşünüyorum. Bu yönetimin kendi kararı. Dolayısıyla dava safhasında değildi ve karşılık ayırmıştı. Evet, bu kanundan kabul edilmeyen bir gider dava açmadığı için. Stok değerlendirmelerinde değer düşüklüğü yok ise maliyet değeri üzerinden mi değerlenecek? Evet, stoklar maliyet veya değer düşüklüğünün daha düşük olanıyla, pardon, stoklar maliyet veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanıyla takip edilir. Eğer net gerçekleşebilir değer daha yüksekse maliyet değerinden, o zaman maliyet değerinden takip edeceğim. Dolayısıyla ben her raporlama döneminde, yıl sonunda veya ara dönemde ne zaman raporlama yapıyorsanız stoklarıma bakmak zorundayım. Maliyet mi daha düşük yoksa net gerçekleşebilir değer mi? Ona göre karşılık ayırmam gerekiyor gerekirse. Ayrılan karşılıklarla ilgili örnek kıdem tazminatı karşılığı, karşılık tutarını belirlerken uyguladığımız tahmin yönteminin detaylarını dipnotlarda belirtmeli miyiz? Örnek istatistik yöntemi ve benzeri. Genel olarak ayrılan karşılıkların belirlenmesindeki tahmin yöntemleri tutarlarının dipnotlarda ne kadar yer alacak? Çok doğru. TMS 19 gereği kıdem tazminatı karşılığını bilançoda hesaplayıp koyduktan sonra yönetim yapmış olduğu varsayımları dipnotlarda açıklaması gerekiyor.
çok yani isabetli. Kullanmış olduğu iskonto oranı. Çünkü ne demiştik? Uzun vadeli bir yükümlülük, ileride ödeyeceği bir yükümlülük. Bugüne iskonto ödüyor. Bugüne indirgiyor demiştik. Hangi iskonto oranını kullandı? %10 mu kullandı? %2 mi kullandı yönetim? Belki de bazıları kendinden işten ayrılıyor diye düşündü, tahmin yürüttü. Bu tahminlerin hepsini bilanço dipnotlarında açıklaması gerekiyor ve bir dönem başındaki kıdem tazminatı karşılığım şu kadar tutardı, yıl içinde ödenenler bu kadar, gerek kalmayanlar bu kadar gibi karşılık tutarın aslında bir dönem başıyla dönem sonu arasındaki mutabakatında ilave vermesi gerekiyor. Hastane işletmelerinde tıbbi cihazlar üretim makinesi gibi değerlendirilir mi? Tıbbi cihazları normal sabit kıymetlerin içinde yer alması gerekiyor. Yani bakıldığında hastane içinde de sabit kıymetlerin kırılımını yaptığınızda başka bir yerde olmasını beklemiyorum. Yani üretim makinesi diyemem ona ama döşeme demirbaş da diyemem. Sonuçta makineler sınıfının içinde yer alacağını düşünüyorum tıbbi cihazların, makine ekipman içinde ve sabit kıymetlerde TMS 16 kapsamında muhasebeleştirmesi gerekiyor. Hukuk açısından mal ve hizmetlerin tesliminden önce zaten fatura kesilemez. Doğru, bunda bir iki konuda uyarı vardı. TFRS'ye göre TMS 18'de ertelenmiş geliri aktarmanın gereği var mı? Bununla ilgili bir de KDV vardı, Ali Bey'in kağıtlarındaydı. Biz burada KDV problemi olmaz mı fatura keserse daha teslim etmeden diye. Evet, haklısınız. Biz burada KDV'yi veya bu KDV'yi her iki örnekte de aslında her ikimiz de dikkate almadık. Teslim etmeden her ikisinde de olmayabilir ama belki biraz daha örneği orada anlatırken biraz daha kısa tuttuk tabii risk ve getirileri değerlendirirken. Temelde amacımız bakıldığında vergi usul kanununda faturaya dayalı olarak muhasebeleştirme yaparken TFRS'lerde, TMS 18'de özellikle faturadan bağımsız olarak işlemin özüne bakılması gerekli. Yani siz ister faturayı kesin, ister kesmeyin, ister parasını alın, almayın, tahsil edin, etmeyin. Bir hasılatı yazabilmeniz için sonuçta ekonomik olarak risk ve getirilerin karşı tarafa geçmesi gerekiyor. Faturayı kesip kesmemenizden bağımsız olarak. Bizim aslında özünde söylemek istediğimiz oydu orada. Ali Bey'in sorusunun biraz devamıydı bu. Bir tane uçağın farklı parçalarını Ali Bey söyledi. Bana da onunla ilgili başka bir soru vardı. Uçak bileti acentalığı yapan bir firmada yolcudan tutarın tamamı tahsil edilip komisyon ile havayolu şirketinden, komisyonsa havayolu şirketinden tahsil edilmekte. Bu durumdaki hasılat tutarı ve oluşan borç alacağın değerlemesindeki durumdan bahsedebilir misinizdi? Şimdi bakıldığında yine bu TMS 18'in içinde principal versus agent dediğimiz yani acenta mı yoksa esas işlemi yapan mı diye bir bölüm var TMS 18'in içinde. Esas işlemden sorumlu olan taraf hasılatı yazan şirket olması gerekiyor. Yani o satıştan sorumlu olan, satışın riskinden fiyatı belirleyen, fiyatlandırmanın nasıl yapılacağından, vadelerin ne olacağından, bütün satış politikasının ne olacağından, bütün bu kararları veren taraf esas taraftır ve hasılatın tamamını yazması gereken taraftır. Halbuki biletlerin ne kadar olacağının fiyatını belirlemeyen, kimlere ne şekilde, ne şartlarla bilet satılacağına karar vermeyen, sadece bilet fiyatı bu kadardır diye kendine deklare edilmiş biletleri satan, ki acentalar, adı üstünde zaten acenta, sadece bilet satış işlemini ve tahsilat işlemini yapan şirketler acentadır. Dolayısıyla politikasına karışmaz, vadelerine karışmaz, belirleyici değildir. Onlar sadece komisyon tutarını yazarlar. Brüt satışı yazmazlar. Bilmiyorum yeterli olabildi mi cevabım. Bendeki sorular bu kadar. Başka yoktu. İnternet üzerinden gelen sorular da aynıydı aslında Ali Bey ile ikimize. Bağımsız denetime tabi olacak firmalar için asgari ciro tahminlerinizde. O da cevabını verdik. Cemal Bey, size. Çok teşekkür ediyorum Aslı Hanım'a. Sunumda süresini çok ekonomik kullanmıştı. Onun için soruların birçoğu ona gitti. Yorduk onu. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, şimdi salondan gelen soruların neredeyse tamamını cevaplandırmış olduk. İnternetten gelen sorular var. İnternetten gelen sorularla ilgili de ben yine arkadaşlarıma 3-5 dakika içerisinde rica edeceğim. Saat 5'i geçti, toparlayalım. Onlara söz verdikten sonra son bir toparlama yapıp
bu semineri tamamlayacağım. Hocam, Volkan hocam, buyurun lütfen. Hocam, evet, birkaç tane soru var internetten gelen. Birincisi şu, çağın büyük ve uluslararası firmaları zaten bağımsız denetimlerini raporlamaları zaten ortaklar yönetim yatırım kanalı yaptıklarına göre bu sisteme geçişte uygulamadan kim mutlu olacak? Mutlu olacak kesim kim diyor bir tanesi bir arkadaş. Valla mutlu olacak kesim UFS'yi talep edenler olacak. Bankalar mutlu mesela bu uygulamalardan, çok mutlular. Ya da uluslararası firmalar mutlu, sizinle ortak olmak isteyen firmalar mutlu. Tabii mutluluk endeksine bağlı bir şey, nasıl mutlu olduğunuza da bağlı bir şey. Bazı genç arkadaşlar var UFS yapmaktan mutlu mesela, enteresan. Daha çok seviyorlar. İkincisi, Türkiye'de işverenler bilançoları güzel gözüksün mantığıyla stoklarındaki değer düşüklerini biz mali müşterilere açıklamak istemezler. Bu durumda net gerçekleşebilir. Değer, stok değer düşüklüğünü doğru olarak nasıl tespit etmemizi önerirsiniz? Vallahi bu şirketten şirkete işletmeye fark gösterir ama benim son yıllarda gördüğüm artık patronlar da bir şeyin farkına vardı. Yani öyle eskiden biz de az vergi ödelim diye bastırıyorlardı. Şimdi ona alternatif sunacaksınız. Yani az vergi ödersen bilançon kötü çıkarsa kredi alamazsın. Yabancı yaklaşmaz, yatırımcı gelmez demek lazım. Dolayısıyla burada, bu çok kişisel bir soru aslında. Doğan sormuş bunu. Yıllık 5000 adet fatura kesen bir firma. Ben daha ütopik söyleyeyim. Günlük 7000 tane fatura kesen firmadan bahsedeyim bunu size. Yıllık değil, günlük 7000 tane fatura kesen. İçindeki vade farkı, lojistik firması düşünün mesela. İçinde vade farkı varsa nasıl ayıklayacak? Şimdi fayda maliyet analizi var. Sisteminiz ki günlük 7000 tane, bu kadar 5000 tane kesiyorsa bir ERP sistemi kullanıyordur. Biliyorsunuz ERP'nin mantığı şu. Fatura türetiliyor. Yani bir siparişten türetiliyor. Dolayısıyla ben yaptığım için söylüyorum. Projeler dirirken bunlar o sipariş türettiği ya da faturaya bas teskil edecek cari hesap kartlarına bu tanımlanıyor müşteriye. Tanımlandığı zaman zaten bilgi işlemcinin iki tane bilgiyi istemesine bağlı raporda. Birincisi bu. İkincisi, yok efendim ben çok fatura kesiyorum ama ayıramıyorum dediğiniz zaman evet fayda maliyet. O zaman oturacaksınız, şirketin ortalama alacak tahsilat süresini bulacaksınız. Ona göre de bir şey yapsanız ama geçici olarak tabii sistem kurmadığınız sürece bu da kabuldür ama dediğim gibi fayda maliyete göre değişir. Bildiğiniz gibi fayda maliyet şirketle alakalı bir şeydir. Bir soru da şu. TFRS muhasebe sistemine geçişle alakalı İSMO üyelerine kapsamlı bir TFRS sistemi ne zaman verilecektir? Biz mali müşavirler fiili olarak ne zaman TFRS uyumlu defter tutmaya başlayacağız? Sondan başlayayım. TFRS uyumlu defter tutulmayacak. Mecburiyet yok şu anda. Onu söyleyeyim. Ama TFRS İSMO ne zaman eğitim verecek? 2008'den beri benim bildiğim çok kapsamlı veriyoruz zaten. Ben bunun istatistiğini de söyledim. Artık karşıma gelen kimse ben hiç UFRS eğitim almadım diyemiyor. En az bir kere iki kere alanlar. Aranızda beş kere alan var. Arada gördüm. Beşin defa geliyorum diye eğitime. Yedi kere alan var. On kere alan var. Yani fazlası da zarar aslında. Onu da söylemekte fayda var. Çünkü kafanız daha çok karışır. Bir tanesi de şu. Beyefendi geçiş yapmış. Onu da hani bir kayıtlara geçtiği için söylüyorum. 64. madde nasıl değişti? Defter tutma yükümlülüğü kalktı TFRS'ye göre, öyle değişti. Bir diğer soru da şu, önemsediğimiz soru. Muhasebe kayıtlarımızı TFRS'ye göre yapıyoruz. Daha sonra dönem sonu vergi kanunu uymayan işlemlerin düzeltilmesi gerekiyor. TFRS ve vergi kanunu uymayan işlemlerin dönem sonu düzeltilmesi gerekiyor. O zaman biz neden TFRS'ye geçiyoruz? Ya da vergi kanunu neden TFRS'ye göre değiştirilmiyor? Şimdi vergi kanunu neden TFRS'ye göre değiştirilmiyor? Anayasa bir şeydir. 76. madde, 76 mı 73 mü? Kanunlar, vergi kanunları mecliste yapılıyor. Dolayısıyla hani orasına biz cevaplayamıyoruz. Ama neden TFRS'ye geçiriyoruz? Zaten bütün konuşmacılar hocam diğer değerli arkadaşlar sabahtan beri bunu söylüyoruz. Geçmemizin tek sebebi ihtiyaç hasıl oldu. Dünyada böyle bir ihtiyaç hasıl oldu. Bunun da yasal düzenlemesi bize geldi. Bu kadar benim sorularım. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim hocam. Biz teşekkür ederiz hocam. Ali Bey, siz buyurun lütfen. Volkan hocam soruların tamamını yanıtladı. Ben bir meslektaş olarak bir noktanın altını çizerek konuşmamı tamamlayacağım. Öncelikle dinlediğiniz ve bu saate kadar kaldığınız için çok teşekkür ederim. Şimdi eğer biz bugün burada yeni Türk Ticaret Kanunu değil de bir şirket nasıl daha iyi bir şirket olur? Türkiye ekonomisi, şirketlerin finansman maliyetleri nasıl düşürülür? Aktiflerimizin kalitesini nasıl doğru ölçeriz? Bir şirketin kurumsallaşmasının ilk adımı nedir konulu bir seminer düzenliği olsaydık, birinci adım olarak yine uluslararası finansal raporlama standartlarına göre finansal raporlamadan bahsediyor olacaktık. Bu yeni iş yapış tarzı, yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte gelen ve dünyanın dayattığı ekonomik düzen,
meslek mensuplarına biri diyor ki birleşin. İki diyor mesleği uluslararası standartlarda yapmak üzere kendinizi yetiştirin. Eğer biz bir 5 yıl içerisinde bu rekabet ortamında yok olup gitmek istemiyorsak mutlaka bu UFRS ve bağımsız uluslararası bağımsız denetim standartları konusunda kendimizi sıkışmadan yetiştirmek ve güçlerimizi birleştirmek zorundayız diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Aslanım, sizin son olarak ilave etmek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? En iyi konuşma kısa olan. Çok lütfen. Teşekkür ederiz herkese dinlediğiniz için. Yani bu mesleği sonuçta hepimiz mali müşteriyiz en temelinde. Orada veya burada çalışmamız fark etmiyor. Yani bugün burada çalışırız, yarın başka yerde çalışırız. Yani hepimiz mali müşteriyiz ve daha iyiye, daha kaliteli hale getirecek olan da yine bizleriz bence. Dinlediğiniz için tekrar teşekkürler. Efendim, ben de teşekkür ediyorum. Son birkaç söz söyleyip sonra semineri kapatacağım. Şimdi biz bugün niye toplandık? TFRS'ye geçişte bizim seminerimizin ana teması. Üç konuşmacımız, doçent doktor Volkan Demir hocam, TFRS'ye geçiş ve yasal düzenleme, geçişteki belirsizlikler, TFRS'ye geçiş aşamalarını bizlere aktardılar. Ali Çiçekli Bey, TFRS'ye geçiş ve üretim işletmesi uygulaması özellikle konuları anlattılar. Aslı Gedik, TFRS'ye geçiş ve ticaret ve hizmet işletmesi uygulamasıyla özellikle konuları bizlerle paylaştılar. Bütün bu sunumları yarın tahmin ediyorum oda yönetimimiz koyacaktır. İSMO yönetimi web sayfasından PDF olarak alabilirsiniz. Benim çıkardığım sonuçlar var. Şimdi benim çıkardığım sonuç şu. Yapılan 6335 sayılı yasayla yapılan değişikliklerle ben 1-1-2013'te muhasebe defterlerimi nasıl tutacağım sorusunun cevabı Kamu Gözetim Kurulu'nda. 660'a baktığınızda şart okudum size madde, 26. maddeyi, şart ibaresi var. Ama orada yetki almış, bugüne kadar yetkisini kullanmadı, kullanmaz ise tamamen defterler bana göre tutulması lazım. Bu konuda ciddi görüşler de var. Yasal defterlerden bahsediyorum. Peki yetkisini kullanırsa bir şekilde kullanacaklar ve belli şirketlerin TFRS uygulamasına 1-1-2013 tarih itibariyle geçtiğini göreceğiz. Bunun kapsamı ne olacak? Bunun cevabı şu anda Kamu Gözetim Kurulu'nda onların açıklama yapmasında. Bu bizim 1-1-2013'te bu konuyla ilgili yapmamız gereken COBİ TFRS konusu aynı şekilde KGK'da kilitlenmiş durumda. Yani bu konuda gri bir alan var, net olmayan bir alan var. Kamu Gözetim Kurulu bu açıklamayı ümit ediyorum en kısa zamanda yapar ve hepimiz rahatlarız. Peki bunlar böyle giderken Ali Bey de söyledi, yapılması gereken nedir? Şimdi konuşmalar arasında dikkat etmişsinizdir. Aslında çok güzel mesajlar vardı. Örneğin benim aradan çıkartıp gördüğüm çok net bir şey var. UFRS danışmanlığı diye yeni bir alandan söz edilmeye başlandı. Gelen sorulardan biriydi. Bu bir artık uzmanlık alanı olacak. Görülen odur. Ve yapılması gerekenlerden biri, çıkarılan mesaj, hemen bu işe soyunun, UFRS danışmanlığına. Şirketler UFRS'ye geçerken nasıl geçeceklerine ilişkin onlara danışmanlık verecek biçimde kendinizi bu konuda yetiştirin. Hem teknik olarak hem yazılım altyapısı olarak. Ben bu saate kadar, saat 1'de başladık. Şu anda saat 17.30. Yani 13'te başladık. 17.30. Bu saate kadar bizlerle olduğunuz için, sabrınız için, ilginiz için İSMO'ya bu semineri düzenlediği için, sizlere de bu fedakarlığınız için, özveriniz için şahsım ve seminerde konuşmacı olan bütün arkadaşlarım adına
Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımızı sunuyoruz efendim. Bir sonraki seminerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kolay gelsin. Evet değerli meslektaşlarım, biraz sabrınıza ihtiyacım var. Değerli konuşmacılar ve oturum başkanımıza, sizler adına başarılı fakat maddi desteğe ihtiyaç duyan bir öğrencimizin eğitimine katkıda bulunmak adına bağışta bulunduk Türkiye Eğitim Vakfı'na. Bu anlamda bu plaketleri takdim etmek istiyoruz değerli konuşmacılarımıza. İlk plaket takvimine Sayın Veysel Karahani Palak, TESMER Başkan Yardımcımızı plaketini almak üzere de Profesör Doktor Cemal İbiş'i kürsüye bekliyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet. Yine Sayın Doçent Doktor Volkan Demir hocamıza plaketini vermek üzere Sayın Kazım Mermer Yönetim Kurulu üyemiz. Evet, bundan sonra plaketleri en önce vereceğiz hocam. Galiba değiştireceğiz bu sistemi. Evet, Sayın Aslı Gedi'ye plaketini vermek üzere Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Tayyar Güler'i de davet etmek istiyorum. Bu arada İSMO TV'de bizleri canlı olarak dinleyen ve katkı sunan değerli meslektaşlarımıza da yönetim kurulu adına teşekkür ediyoruz. Bu projemize destek verdikleri için. Evet. Son olarak Sayın Ali Çiçekli'ye plaketini vermek üzere ben Oda Sekreteri İhsan Yalçın olarak vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Evet, hocam. Evet, teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.